Bakan yardımcısı Kıran yine Ünye'de. Zaman zaman meclisteki dostları ile memleketine gelerek misafirlerine Ünye'yi ve çevresini gezdiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran memleketinin tanıtımını yapıyor. Bugün Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ile hafta sonu tatilini memleketinde değerlendiren Kıran, Ünye ile birlikte çevre ilçeleri de programına daim etti. Yavuz Selim Kıran'ın Ünye programına Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu katılırken ev sahipliğini Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptı. İşte bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dı. Sayın Valimiz. Erdoğan'ın gününe kuralım. Vekilimiz bak Ordu Milletvekilimiz Metin Bey. Bir tekstile yönlendirelim. Hoş geldin. Kamu kuruluşları kapesinden muhabbet. Şimdi kamu kuruluşların tamamı şöyle. Kuraya tabi. Kura kapesinden. Kura da hak yemiyor hiç. Ordu Üniversitesi'nin şu anda bir şu anda işte ama orada kurayla kız. Kurayla. Ama tekstile istemeyen gönderelim size. Evet, yardımcı olun. Tamam mı? Asgari ücret yine aynısı ne olacak? Size yalvarıyorum. Ama yok tamam. Olsa, imkan olsa da. Tekstili niye istemiyorsun peki? Tekstilde herkesin kullanma yani en azından bir kamu kuruluşunda olursa çok sevinirim. Ne farkı var? Yani şöyle bir şey. Orada da çalışacaksın. Bir olarak istemiyorum. Babam da vefalı. Baba ne iş yapıyordu? Şoför. Kaç kardeşiniz? Üç kardeşiz. Benim hangi hiçbir köyden? Gelirim yok. Tekiraz. Neresinden? Hangi köyden? Köyde mi yaşıyorsunuz, şehirde mi? Burada merkezde yaşıyorum. Tamam. Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin yetiştirdiği kıymetli evlatlardan Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve beraberindeki konukları ile Ordu Valimiz Ünye iskelesinde beraberiz. Önce biz kendisini milletvekilimizin ağzından tanıyalım. Evet. Geliştirdiğini de öğrenelim. Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Bingöl Milletvekili. Hoş geldiniz bakan. Bugün Sayın Yavuz Selim Kıran bakanımızın başkanında Metin Gündoğdu ve Ordu Milletvekilimiz hep beraber geldik Ünye'mize. Ayak bastık sağ olsunlar. Ünye'de ciddi anlamda bir ilgi alaka. Ünyelilere teşekkür ediyoruz özellikle bu konuda. Şimdi buradan da inşallah Sayın Valimin misafiri olarak Ordu'ya doğru hareket edeceğiz. Bu ordudaki yakın ilgi sıcaklık herhalde bizi Bingöl'den koparıp buraya getirecek. Durum onu gösteriyor. Vallahi haklısınız doğru. Valinizi aldık. Bir de sıcak yerden geliyor. Sıcak vali gördük biz. Aynen. Hani diğerlerini azıcık etmeyelim de evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Olması gerekeni fazlasıyla yapıyor. Ordu bu konuda çok şanslı. Hem vali niteliği hem Sayın Bakanım hem milletvekillerimiz noktasında. Evet. Hakikaten de çok şanslı. Tunceli yapan valimizdir. Sayın Valim bu konuda ciddi anlamda çalışmalarıyla takdire şayan. Bırakın Tunceli'de bölgede gönüllere taht kurmuş. İnşallah burada da aynı şekilde orduların gönlüne taht kuracağından eminiz, müsteriz bu konuda. Önemli olan sizin birlik, beraberlik içerisinde hareket etmenizi, dayanışma içerisinde olmanızdır. Bunu yaparsanız orduya çok ciddi anlamda katkı sunarsınız. Bu görev sizin. Size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, buyurun. Sayın Bakanım, en sonunda konuşacağız. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Geliş dediğinizi sizden de öğrenelim. Geliş biz memlekete geldik. Memleket bizim. Son günlerde görmedik. Şöyle, şu anda mecliste bir yoğun bir çalışma var. Yasalarla ilgili çok ciddi bir yoğunluk var. İnşallah önümüzdeki hafta meclisteki yoğunluğu bitireceğiz. Yasalarımızın birçoğunu bitirdik. Önümüzdeki hafta bir İslam'la ilgili yasa geliyor. O yasayla birlikte sosyal medya ile ilgili asla kapatma değil. Sosyal medyada vatandaşların fake hesaplarla başkalarına hakaret etmesine dönük bir engelleme çalışması olacak. Onun haricinde asla başka bir şey yok. Onun için onlarla ilgili bir yasamız var. O yasayı yaptıktan sonra memlekete geleceğiz tabii. Bu hafta sonu da Sayın Bingöl Milletvekilimiz, çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, biz mecliste bütün milletvekilleri baba diye hitap eder. Öyle biridir. Allah razı olsun. Hem Bingöl'de, daha önce Bingöl'de de bağımsız bir şekilde milletvekili olan Bingöllerin gönlüne taht kurmuş biridir. Onunla beraber Sayın Valimizi Tunceli'deydi daha önce biliyorsunuz. Tunceli'den tanıyor kendisi. Tunceli'den valimiz Ordu'ya gelince hem ziyaret edelim dedi. Hem de Sayın Bakanımızla birlikte bir Ünye'de olalım dedik. Ben Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Ordu'ya geldiği ilk günden itibaren Ordulların gönlüne taht kurdu. Ve gerçekten özlenen bir valimiz. İnşallah daha güzel hizmetler edeceğiz birlikte hep beraber. Sayın Bakanımız da
bizim Ankara'daki parlayan yıldızımız. Ben öyle değerlendiriyorum. Sağ olsun. Gerçekten gönüllere taht kuran, ordulara da seçimlerde sırasına hiç bakmadan çok güzel bir çalışma ortaya koyup o çalışmasının neticesinde de Ankara'da iyi bir şekilde Cumhurbaşkanımız değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı öyle basit bir bakanlık değildir. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından biridir. O bakanlıkta bakan yardımcısı olması hem Ünyelilerin gururu hem ordunun gururudur. Ben bu gururu yaşayan bir milletvekili olarak çok mutluyum. Çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz biridir sağ olsun. Birlikte buradayız. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra tamamen ilçelerimizde olmaya devam edeceğiz. Sorumluluğunuz inşallah. Ağır, kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Sayın Valimiz gelmeden evvela Sayın İnye Kaymakamımız gibi ismi geldi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Zaten demeçlerinden de Ünye'de güzel bir kardeşimiz var. İfadeleri de bizleri memnun ve mutlu etmiştir. Kendisini kutluyoruz. Eyvallah. Fazla yormak istemiyoruz. Eyvallah. İnşallah önümüzde uzun zamanlar var. Ama İnye'ye gelmişken ev sahibi kaymakamımızın da bulunduğu ortamda hoş geldiniz diyelim. Sizden de bir kelime alalım. Eyvallah. Bugün onur konuğumuz bizim Feyzi Baba, Bingöl milletvekilimiz. Hem büyüğümüz, hem abimiz, hem o Feyzi Babamız. Hakikaten gönül insanı. Allah razı olsun Sayın Bakanımızla, Sayın Vekilimizle birlikte ordumuzu, ünyemizi şereflendirdiler. Tabii geldiğimden beri söylüyordum. İnşallah bu yapılanların üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizim Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla, milletvekillerimizle işte böyle çok değerli ordunun bürokraside, iş dünyasında çok değerleri var. Sayın Bakanımızla hep birlikte bir başarı hikayesini inşallah burada yazacağımıza inancım tam. Biz 19 ilçemiz birbirinden güzel. Hepsini çok seviyoruz. Evet. Ünye'de hakikaten çok sevdiğimiz güzel yörelerimizden bir tanesi. Biz tabii Feyzi Baba'ya tekrar ordumuza hoş geldiniz diyoruz. Her zaman, her daim bize destek veren Sayın Bakanımızla, Sayın Vekilimizle de şükürler adım sunuyorum. Bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı da tekrar sizlerin aracılığınızla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet Ahmet abi çok Sayın teşekkür Bakanım, ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle sizleri de görmekten çok büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün Ünye için, ordumuz için çok güzel bir gün. Vekilimiz, Sayın Valimiz bahsettiler. Gerçekten sadece Türk siyasetinin değil, gerçekten Türkiye'nin de yaşayan bir efsanesi Fevzi abimiz. O hepimizin babası, abisi. Ne zaman kim dara düşse her zaman kapısı çalınan, gerçekten yaşayan bir efsane. Her anlattığı, dilinden her çıkan, gönlünden de çıkan ifadeler bizlere her zaman rehberlik ediyor. O yüzden bunu bugün Fevzi abimizi burada ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz, heyecan duyuyoruz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Tabii ordu için çok büyük bir heyecan var son dönemde. Sayın Valimiz ordumuza teşrif ettiği günden bugüne gerçekten Türkiye'nin her yerinden biz Ankara'da da dünyanın dört bir tarafında da ordu çok şanslı, çok güzel bir valiye kavuştu. Çok güzel bir valisi var. Fevzi abimiz de hem bizlerin davetini kırmayarak hem de Sayın Valimize hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bu hafta sonu ünyemize teşrif ettiler, ordumuza teşrif ettiler. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretimize tabii Ünye'den başladık ama dedim ya Fevzi abi yaşayan bir efsane. Yolda açıkçası orduya gittiğimizi duyan bütün şehirler ayaklandı. Çorum'da bir müddet durduk. Berzifon'da bir süre kaldık. Biraz geciktik. Ama gecikmemize rağmen çok güzel bir Ünye atmosferi, çok güzel bir hava altında. 100. yılda dondurmamızı yedik. Daha sonra sahilde yürüdük. Tekne turu yaptık. Ama bu turu yaparken de vekilimizle, bürokratlarımızla, Sayın Valimizle, Kaymakamımızla şurada kısa bir tur içerisinde bir de pek çok projeyi konuştuk. O yüzden ordumuzun geleceği çok parlak. Sayın Valimizin riyasetinde, Sayın Milletvekillerimizin ve bürokrasinin el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah ordumuz için çok güzel projeler yakındır. Bu projelerin gerçekleşmesi için hiçbir sebep yok. Burada da bu birlikteliği, bu heyecanı hep birlikte yaşadık, gördük. Bizler de bir nefer olarak her zaman şehrimizin hizmetinde olmaktan onur duyuyoruz. Sayın ve milletvekillerimizin çalışmalarına destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sayın Valimizin çalışmalarına, projelerine katkı sunmaktan her zaman onur duyuyoruz. Bugün gerçekten ordunun önündeki parlak geleceği bir kez daha idrak etme fırsatı oldu. O heyecanı hep birlikte yaşadık. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Fevzi abi bugünden itibaren fahri bir orduludur artık. Aynen. Ankara'da Yavuz Selim babanın artık talimatıyla biz de buradayız. Estağfurullah. Ama şunu söyleyeyim, bunu samimi söylüyorum. Ordu için bir şanstır. Biraz önce de söyledim. Birliktelik noktasında işte Sayın Vali, milletvekili. Çok önemli.
Bu çok önemli bir kriterdi. Hep beraber Sayın Kaymakamım Allah razı olsun. Gerçekten Sayın Kaymakamımız İnşallah. Da bu programı çok hızlıca hazırladı. Kendisini yolda aradım ama ona rağmen Fevzi abimizi burada çok güzel bir şekilde ağırladı. Kendisine Allah de çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ahmet abi sizlere de değerli basın mensuplarımıza çok çok kolaylıklar diliyorum. Bakan Kıran Ünye ziyaretinin ardından beraberinde ikiler ile orduya gitti.